Aleli Muhabbet'e hoş geldiniz. Alem Markaryan'la birlikteyiz. Türk futbolunda taşlar yerinden oynuyor. Ortaya çıkan ses kayıtları, zoom görüntüleri derken birçok tartışma konusu da gündemde. Sırayla gideceğiz. Amili futbol takımımız Euro 2024 hazırlıklarını sürdürüyor. Böylesine önemli bir süreçte, böylesine hazırlık sürecinde Belki de Euro 2024'e hazırlanması gereken ilk isim Amili takımdan gönderilip Ümit takıma yollanıyor. Ardından yaşanan gelişmeler var. Sırasıyla gideceğiz. Önce Amili takımla ve Semih Grünso ile başlayalım. Ardından da e, o ses kayıtlarına gideceğiz. Zoom toplantılarına gideceğiz. Yıllardır söylediğimiz Türk futbolunda neler olduğunun altını çizdiğimiz o toplantıların detaylarına ineceğiz. Alen e, Tabii ki demiyoruz ki biz Semih alın Semih'i biri takımın ilk 11'inin birinci futbolcusu yapın. Henüz 18 yaşında genç bir oyuncu olduğunu biz de biliyoruz. Ama kumaşının ne kadar iyi, ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu zaten kendisi gösterdi. Euro 2024'te oynat da demiyoruz. Euro 2024 öncesinde oynayacağı kritik maçlarda bu adamı neden denemiyorsun? Aslında bu konu çok izafi bir konu. Çok farklı açılardan bakılması gereken bir konu. Ee, en masumane en masumane en saf en temiz haliyle bakmak gerekirse oradan başlayalım. Amilli takım havasını koklasın diyor ya evet. Montella. Aman baba. Şunu diyemez miydiniz gelirken? Semi kardeşim, Salı günü Avusturya çok ciddi bir Ümit Milli Takım maçı var. Evet. Biz sinasını oraya düşünürüz ama seni buraya çağırmamızın sebebi de bu kokuyu alman. Evet. Sen bize zaten 2024 Avrupa Şampiyonası'na lazımsın. Evet. Bunu demek en basit yani en böyle saf halimle söylüyorum. Bunu diyebilirdin. Kaldı ki her gün ve gün günbegün Semih'le ilgili bir açıklama yapıyorsun. Bu neyle alakalı biliyor musun? Suçluluk psikolojisini bir şekilde sıvamaya çalışıyor. Ama her sıvamaya çalıştıkça batırıyor. Aynen öyle. Şimdi ya sen şimdi başka bir yani buradaki insanlar ne zannediyorlar? Yani burada şimdi Semih Kılıçsoy Ümit Milli Takım'a da çağrılır gider oynar ki oynadı da golünü de attı çocuk. Tamam mı? A milli de çağrıldığında gurur duyarız. Ve bunun da e, istikbalin 5 yıldızlı 7 yıldızlı 10 yıldızlı yerlere gitmesindeki kilometre taşları. Tabii Tamam mı? Şimdi Montella diyor ki zaman zaman alsın zaman bitirmedi. Zamanla ilgili problem var sezonu tamamlamadı bilmem ne falan filan. Şimdi kalkıp da Arda Güler can uzun bilmem ne buralara girdik Neş'i işi kolaylaştırırız. Tabi. Hocam ayrıca sen de ilk defa amil takım çalıştırıyorsun. Daha önce amil takım çalıştırmadın. Hayır bu adam <laughs> Ümit Milli takımda 28 maçta 22 gol attı kardeşim. Yani. Ha? Ha şimdi bir dakika. Hani olaylara nasıl bakıyorsunuz? Senin e, Semi Kılıçsoy ve Beşiktaş'a sen değil. Şimdi burada sen sana değil, sana dediler ki böyle yap. Tabii 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 yüz. Sen de içinde bulunduğun duruma o kadar büyük tepki geldi ki hani sen zannettin ki gemiyle giderken ufak bir poyraz yerim ama devam ederiz zannettin. Ama dalga gemiden büyük olunca su almaya başladın Aa, ve buradan nasıl kurtarılmanın içine düştün? Yoksa her gün Semih Kılıçdaroğlu açıklaması yapar mı bir adam ya? Ayla, ya ayla. Kardeşim beni uğraştırmayın bu işler herkes işine baksın der. der tamam der, benim güzeldi. maçım var o var bu var der. Ne yaptığını bilen adam. Değil mi? Bunu der. Yani Dolayısıyla Semih da büyük skandaldır. Evet. Yani basite indirgenemez. Ee, biz yine Beşiktaş ailesi olarak Beşiktaş camiası olarak şunu ortaya koyuyoruz. Evet ümit, ümit milli de bir. Milli mücadele. Tabii, tabii Orada da görev yapacaktı. Evet. 18 yaşında orada da yapsın zaten. Yapsın, tabii. Ama sen böyle demiyorsun. Sen kalkıp da neden Ümit Milli'ye yolladın kardeşim diye sordukları zaman önce önce çok büyük bir bilgelikle diyorsun ki zaman alması lazım bir sezonu tamamlamadı bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyorsun. Ya kardeşim şimdi hani neye göre konuşuyorsun bunu? Can Uzun denen çocuğu aldınız. 76 dedin yani Can Uzun'a demişler ki Hani Türkiye'yi seç olarak sana da dakika verelim. <gülüyor> <Gülüyor> Neyi pazarlı bu ya? <laughs> futbol, futbol kalite oyunudur. Güç oyunudur. Aynen. Yetenek oyunudur. Bir adam bir maç oynar. Aynen öyle. Bu adam, bu adam kalkıp da herhangi bir kulüpten Beşiktaş'a transfer edilmedi ki. Bu adam Beşiktaş'ın yapısından merdivenleri teker teker basamakları çıkan bir adam. Dolayısıyla önünde Abu Bakar gibi, Cenk Tosun gibi iki tane çok üst düzey golcü varken. Santrafor varken, golcü varken hemen bu çocuk oraları deldi, geçti, takımda kendine yer buldu. Sen bakacaksın bu adamın kalitesine, kalibresine, yeteneğine. Diyeceksin bu adam bu takımda oynar. Bana şimdi sevgili Şibo Mehmet program yapıyor. Şibo Mehmet'e milli takım santraforu ile ilgili soru geliyor. O öyle bir mevzu var masanın üstünde. En Enüsunalı zorlayacak adam yok diyor. Ya sevgili Şifo <laughs> yapmayın. Bak böyle olmuyor ya. Aynen. Olmuyor. Olmuyor. Böyle olmuyor. Bak biz 30 senedir 35 senedir hayır beraberiz. Yani bakın. Böyle olmuyor. Yani Nisemi Kılıçsoy'u nesini ben beğenmiyorsun. Yani konduramıyorsun. Ali ben programı izlemedim ama programı izleyen arkadaşlardan şöyle diyen de var. Hoca başta Semiyi Semih'i söyledi. Bu takımda olması gerektiğini söyledi. Olmadığı için yani kadroya alınmadı. Mevcut kadroda Semih'i zorlayacak bir şey... E, Enesi. Enes'i zorlayacak bir oyuncu yok dedi. Lafı da buradan aldılar bir başka yere abi, götürdüler o diyor. Zaman, o zaman Enes'i ben şimdi Enes'i zorlayacak bir adam yoksa niye almıyorlar abi milli takıma Semih'i? <laughs> ya evet. Yani <laughs> Enes'i oyundan çıkarttı halen Ofansif orta sağ koyuyor. Ee, kanat Santra Forkoy'un elinde adam yok. Kerem Alptürk Barış Alper ile ilgili <laughs> devamlı bir aktivasyon var. Kardeşim Barış Alper de Kerem Alptürkoğlu da oynadığı yerler itibariyle Semih'in pozisyonu değil bir kere. Merkez golcü değiller. Tamam mı? Semih'in pozisyonu ayrı. Barış da Kerem de taşıyıcı. Top taşıyıcı bunlar. Evet. Tamam mı? Ha açık alanlarda dribbling yapar. İyi, i̇yi yetenekleri var. Yürü ama Semih'in başka bir pozisyonu var. Evet abi. E sen... Niye? Bana bunu de ki. Ya bunu demek çok mu zor ya? Bunu çok... Ya biz Semih'i milli takımda şu an için bu maçlara düşünmedik. Biz Ami takım havasını alsın diye aldık buraya ama Mütmili de lazım bize. Bunu alırken bunu dersen hiçbir şey olmaz. olmaz. Ama Alen yani tamam bu bir strateji. Tamam hak veriyoruz. Hatta hak veriyoruz hocam. Türkiye Futbol Federasyonu'nun biz bunu ne anlamda yaptığını biliyoruz. Şeyde de şey yazmışlar Alen. A takımdan genç milli takıma takviye. Başlık da bu. A milli takımdan genç milli takıma takviye. Ya kendi akıllarınca onur <laughs> ediyorlar yani. Yanına da Emre Can'ı koyuyorlar bir de. Ya bir de şunu söyleyeceğiz yani tamam sonuna kadar bu, haklısınız. Buna diyor tatlı su kurnazı Aa, diyorlar. Aynen, bravo. Tatlı su Tek tek kelimeyle öyle diyorlar. Elinde bir de yani sistem olarak da bir açığın var. Yani böyle bir oyuncu eksikliğin var hocam. Yok elinde gocu. Ben senin samimi olduğuna şöyle inanırdım. Semih'i almazsın. 32'lik Cenk Tosun var Beşiktaş'ta şu anda iyi olmayabilir. Ama geçen yıla kadar Türkiye'nin en iyi golcüsüydü bu adam. En iyi yerli golcüsüydü. Bu sezon Beşiktaş kadrosu içerisinde kötü bir performans sergiliyor olabilir. Bu kadro için zaten herkes kötü gözüküyor Halen. Ama Cenk Tosun geçmişteki yaptıklarıyla e, İngiltere'deki kesinlikle, kesinlikle. 32 yaşında ve çok Bravo. olgun bir oyuncu. Bravo. Cenk Tosun ya Eğer ki bu takımda santrafor yoksa Cenk Tosun gözü kapalı oynar. Aynen öyle abi. Yani yoksa. Yok evet Yok ama. Yok zaten. Sakatlıktan çıkmış Enes. Zaten zaten milli takımda şimdi gelecek sene için kural koyulan 11 yabancı da sahada oynayabilir kıstasından sonra milli takımda birçok yere adam bulamayacaksınız. Adam geliyor diyor ki ben bastırın parayı alırım santrafor alırım diyor. Galatasaray Icardi yönetiyor öbürü Fred'i oynatıyor. İşte öyle, öyle, öyle. Anladın Bizde Abu Bakar var. Anladın Dolayısıyla ee, yanlış işler oluyor. Ee, Valla burada yani yönetimlerin artık her şeyde yönetime yıkıyoruz. Aslında yönetimler de ne yapacağını şaşırdılar. Doğru. Yani devamlı bir her gün ben yazı hazırladım. Bak pazar akşamı pazar günü yazıyı hazırladım bugünkü. Semih Kılıçso ile ilgili bir yazı yazdım. Montella ve karar kılıcılar diye gazetede çıktı bugün. Daha yazı daha baskıya girdi gündem değişti. Aynen öyle. Yani devamlı gündem var, çok devamlı skandal, o. devamlı yani çok değişik. Yani bak mesela sabahleyin bugün Avusturya maçı var. Avusturya maçı deyince aklıma benim hep Feyyaz'ın golü gelir. Çok, çok güzel yarım voleyle bir golü var böyle. de kafayla da var. İnönü de. Ee, şimdi ben bir şey. Yani Beşiktaş'ta futbolcularla ilgili yani geçmişten bugüne bu Beşiktaş'ta futbolcuların milli takımla alakalı değil. Yani mesela bir Rıza bir Şifo. Mesela Şifo'yu sergeni işte Oğuz var dendi. Mesela orada Oğuz oynuyor. Fenerli Oğuz. Şifo yerine. Anlamadım. E Santafor Feyyaz var. E dediler ki Feyyaz'a gelen Tanju var dediler. Rıza dedik Uğur dediler. Aykot, tabii. Şimdi burada baktığında hepsi izafidir ha. He? Yani Feyyaz'ın kalitesiyle Tanju'nun kalitesi tartışılır tabii. Aykut'un tarzı yani onları tercih ettiler ama hep lobileriyle tercih tabii, ettiler. bravo. Anladın mı? Bu ya. Yatırıyor. bizim bir beste var o zaman. Coşkun Özar'ı milli takım hocası ee, şimdi melodisi aklıma gelmiyor da şey bağırıyoruz o zaman. Milli takım kartalsız olmaz Coşkun Özar'ı. İşte bilmem ne bilmem ne Özar'ı falan filan gidiyor. Stadyum yıkılıyordu ya. Tabii evet. çok eski yani 90'larda falan. Şimdi her dönem Beşiktaş'la ilgili bir problem var. Her dönem var. İstemiyor. İstemiyor. Ne yapılması lazım ya? Yani Bu milli bir mücadele, He. milli bir dava ya. Lobby buraya kadar işlemiş Alen. Az sonra geleceğiz. Yani evet. Kendine geleceğiz. Şu evet. De bizim Zamanımız ma kısıtlı. Bizim alevi muhabbetle Rıza Çalınbay'ın anlattığı hikaye her şeyi açık bir şekilde ortaya koyuyordu Alen. Yani iki, bir kere kısaca anlatayım. İki milli maç arasında teknik direktör değişiyor. Yabancı teknik direktör gidiyor, yerli bir teknik direktör geliyor. Rıza Hoca isim vermediği için isim vermiyoruz. Aleni muhabbet programında anlatmıştı. Evet. İlk toplantıda, ertesi günde maç var. Milli takımın maçı var, kritik bir maçı var. İlk toplantı, 24 saat önce takımda ilk ve maç toplantısı yapıyor. Rıza Çalınbay'ı yanına çağırıyor hoca. Hoca kalkıyor, geliyor arkadaşlarının yanından. Ben diyor Rıza gibi futbolcular severim, Rıza gibi çalışın, Rıza gibi antrenman yapın, Rıza gibi beslenin, Rıza gibi dinlenin, Rıza gibi Rıza gibi. Rıza Hoca'yı mahcup ediyor belki de. Ama övüyor. Hoca diyor ki ertesi gün ilk 11 açıklandı ben yokum diyor. <laughs> ya evet. böyle bir şey olabilir mi lan ya? Acayip bu ya. bu komedi ya. Bu o 24 ya. saatte ne telefon geldi. Ya ona. tabii canım. Ha. Bu süre gel başladı ilk 11. Ben Araştırdım maçı. <laughs> evet. Evet, bu işin bir tarafı. Ee, bu iddiaları desteklercesine çok önemli e, kayıtlar da Türk futbolunda artık ortaya çıkmaya başladı. Şimdi hani bu kayıtları kim çıkarttı? Neden çıkarttı? Biz işin bu tarafıyla ilgilenmiyoruz. Ya gelmiyoruz. var ya çok komik şeyler oluyor. Şimdi bu kayıtlar çıktı ya. Kayıtlar çıktı işte ses kayıtları, görüntüler bilmem neler falan. Mesela burada sorgulanması gereken o kadar çok konu varken bazı hakemler köstebek var diyor. Kim bu köstebek diyor. Vay arkadaş ya sen şimdi e, Deniz Ateş Bitnel yazmış bugün köstebek var diye. Dün mü bugün mü? Benim önüme düştü. Baba sevgili Deniz Ateş Bitnel sen Köstebek var diye e, olayı e, gündeme taşıyacağına nasıl bunlar oluyor desenize. Evet. sen şimdi konu bahsi konu mevzu bahis konuya mevzu bahis mevzu ne? Antalya maçı değil mi? Evet. Bugün bir başta çıktı Fenerbahçe'nin. Bak şimdi Antalya maçı. Antalya maçı Galatasaray'ın hangi maçtan önce? Beşiktaş maçından, maçından önce. önce. Sen sorguluyor musunuz ki o Dallas? Diyor musun ki kardeşim Allah. haftaya Beşiktaş maçı var. Sen bu da en az Galatasaray'ın 3-4 tane topçunun ceza alması lazım o maçta. He? Onları sorguluyor mu Beşiktaş maçında belki 3-4 tane oyuncuyla eksik çıkacak Galatasaray. Kimse satır aralarında bakmıyor ha. Antalya o pozisyondan sonra belki maç beraber bitecek. Bizim maça Adel. demoralize olmuş gelecek Galatasaray. İlk 20 dakika tek kale oynadı Antalya o maçta. Ya. O pozisyona kadar. İşte. O pozisyonla maçın kaderini değiştirdiler. Sergen sonrası da basın toplantısında neler adam, söyledi? Adam ya zaten o kadar her şey belli ki. Belli tabii. Yani burada sen kalkıp da bu, bunu kim sızdırdı diye. <laughs> yani hırsızın hiç mi suçu yok? Yok <laughs> Yo, hırsız şey yapıyor yani. Atlıyor yani. tabii. Atlıyor ya, ya. ya, yani diyor. köstebek var. Biz bunu ya. kendi aramızda hallediyorduk. Nasıl sızdı? <laughs> Sızmaz zeytinyağı. Sızıyor abi. Yapıyor, Yapıyorlar işte. Yani diyor ki bunu kim sızdırdıysa daha elimizde neler vardır kim bilir. Hani Tabi tabi. Bugün de Fenerbahçe'nin bir maçı çıktı. Ya bu çıkmama ihtimali yok. Elle yani. oynamayı nereden yani, görüyorsunuz? Bu diyor. sezon, bu sezon. Yani mesela UEFA mesela buraya bir heyet gönderebilir. ben Çünkü bir soruşturma açılabilir yani. bunlar çok acayip işler ya. Normal mi yani? Abi çok anormal işler hem de. Yani Ya ben şimdi Beşiktaş, Beşiktaş futbol takımı olarak çıksam şu anda işte Çebi ilk bölümde, ikinci bölümde de Hasan Arat çıksalar kardeşim biz bu kadar para harcadık. Biz bu olaylarla bu kadar paramızı bir sokağa atmış oluyoruz. Aynen öyle. Tamam mı? Yani ben sahada çıkıyorum, Anadolu Miller ile oynarken devamlı karşıda bir güç var. Devamlı bir şey yapıyor hakemler. Devamlı işte ben işte diyor ki şey, ee, neydi o adamın adı Gaziantep maçında Galatasaray atak yaparken ayağını kaldırıyor istem dışı. Özgür, yani Yankaya. Özgür Yankaya. Özgür Yankaya. <laughs> Özgür Yankaya biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu Antep maçı var Galatasaray'ın. Şöyle bir şey. <laughs> Yo ayağıyla böyle şu çekiyorlar hani ayağıyla böyle yapıyor. O Özgür Yankaya ben niye çağırdığımı bilmiyorum demiş ya. O hangi psikoloji bilmiyorum arkadaş, diyor arkadaş, ya. Vay arkadaş vay ya. Ya sen gaza atak yaparken için kıpır kıpır ya. Maçın içinde maçın hakemisin ya. Ya bunlar görmüyor, görülmüyor mu zannediyorsun? Ben bunları Galatasaray taraftarı oldukları için bunu yaptıkları veya Fenerbahçe veya Beşiktaş veya Trabzon bunu bu bu ne biliyor musun hanım? Türk futbolunda iki tane güç var. Medya gücü, taraftar gücüyle böyle e, kendi isteklerini alma arzusuyla e, haksız oldukları konularda da zaman zaman baskı oluşturabilen iki camia var. Ve hakemlerin arkasında hakemleri koruyabilecek bir kurum yok. Hakemler de hata yapma inisiyatiflerini bu iki kulüpten yana kullanıyorlar. Diyorlar ki hakemler kafalarında kardeşim ben bu takım aleyhine hata yapmayayım. Tamam. Yine yaparsa... Hata yaptı diyelim. Ne oluyor? Mesela al maç Serkan vermiyordu. Çınar vermişsin abi. Bunlar maç vermiyor. Al Serkan abi. Çınar yaptı da ne oldu? Şimdi bu do... ya Serdar iki sene 3 sene evvel işte Galatasaray şampiyonluğu 90. dakikada Rize'deki maçta. Evet penaltı. Penaltıyı veriyor. E iken bugün itiraf etmiş. Bana başka pozisyon seyrettirdiler diyor ya adam. Ya böyle bir şey var mı ya? Adamı var'a çağırmışlar. Var demişler ki emin misin? Adam diyor ki emin misin diyor. Ben değmedi gördü Yok diyor sen de şimdi gösteremeyiz demiş. Tamam demiş sen çal penaltıyı demiş sen ya. Sen demiş ya. ya. bu, böyle bir şey olabilir mi Veremiyoruz ya? ekrana biz görüyoruz buradan demiş ya. Ya bu, bu, bu resmen bu. Ha, sen şimdi hakem olarak. Baba en fazla sana maç vermezler ya. Sen de çıkarsın ama bunları bir anlatırsın. Evet abi. Tamam Kahraman mı? olursun ya. yani Yıllardır hangi hakemler yaptıkları hangi büyük hatalarla anılıyorlar. Yani e, kimse unutmuyor. E, hiç kimse tarih sorayım. gerçek hiç kahramanları sorayım. yazar. yazar Doğrular bir gün ortaya çıkar. Bu yüzden biraz yürekli olmak lazım. Alem peki çözüm. Benim çözümüm net. Yunanistan ve Arabistan'da olduğu gibi yabancı hakem şart. Bu psikolojide bu mantıkla hakemlerle yarış yapılamaz Alem. Yani Abi hem de Cuma yani mesela maç pazar günü ise bu nasıl yapılıyorsa UEFA'da yani bunun standardı nedir? Hukuki olarak bir engel var mıdır? Onları bilmiyorum. Ama e, piyasada dolaştığına göre bir açık kapı var yani. Hakem istersen gelebiliyor. Gele, Benim tarihte mi? mesela tarihte e, bir yabancı hakem var. Galatasaray Beşiktaş maçını yönetiyor. Beşiktaş berabere kalsa şampiyon. Penerbahçe çekişiyor. Tamam evet. mı? Yanlış hatırlamıyorsam yani sene 68 olabilir, 69 olabilir. O, o, seneler böyle. Beşiktaş Fenerbahçe ile çekişiyor. Beşiktaş Galatasaray ile maç yapıyor ama. Beşiktaş beraberliği tur atlıyor. Şey tur atlıyor diyorum. Şampiyon oluyor. Maça, maçı yabancı hakem çağırıyorlar. Yabancı hakem yönetiyor maçı. Dakika 90 işte uzatmalar oynanıyor. Galatasaray'la bir topçu topa vuruyor. Topa vurduğunda Hani derler ya maçı havada bitirdim hani kale eskiden evet. hakemler şimdi ya, yapılan atağın bitmesini beklemez falan yok. Kaleci degaj yapardı. Top havada düğüt yapardı bitirirdi. Top havada kem maç bitiyor fazla fazla. Gidiyor top gol oluyor abi. <laughs> tamam mı? Maçtan sonra hakem diyor ki ya ben hani Türkiye'de yaşayan bir adam olsam Galatasaray oynuyorsun. Tamam mı? Maç bitmiş. Hani oraya adapte olurdum. Maç havada bitirirdim diyor. Şimdi düşün psikolojiyi değil mi? Şimdi buradaki adam mesela illa komşusu, alt komşusu, yanı bakkal, kasap, annesi, babası, oğlu, bir yerden Beşiktaş fener ligi Bunların psikolojisiyle maçı çıkıyor abi adamlar. Bence daha da büyük profesyonel var. değil. Bak profesyonel değiller. Üstüne baskı var hakem. Tabii canım oraya geliyorum. Bir bunlar var. E baba şimdi Alem bu hakemler daha var. Bak, bu baş başvuru... diye bir şey var. Tabii o da var. Tamam mı? Yani burada ben çözüm şu. Benim iki tane çözümüm var. Tartışmaya da açıyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de Süper Lig ve onun bir altındaki PTT ligin maçları iddiadan, bahislerden kaldırılsın. Tamam mı? İddia oynamak isteyen Avrupa'daki maçları oynasın kardeş. Tamam mı? kaldırın. PTT Lig'den ve Süper Lig'den. Süper Lig'den iddia yani Türk vatandaşı Türkiye sınırları içinde yaşayan insanlar bu bu iki ligin maçlarını oynayamazlar abi. Yurt dışı dışarı yurt dışı o. oynasın abi yurt dışındakiler oynasın bana ne? Yurt dışındaki maçlar beni ilgilendirmiyor. Tamam bu bir. İkincisi de ya yurt dışı alırsa yani yurt dışındaki siteler bu maçları kendi hayır, hayır, bu maçlara iddia açmayacak Türkiye. Yurt dışından yaparsan yap. Kaç kişi ne yapacak onu ya? Tamam mı? İkincisi de Var konuşmaları. Var konuşmaları evet. Var konuşmaları kulüplerin itiraz ettiği pozisyonların var konuşmalarını istiyoruz biz. Evet. Tamam mı? Maç yapıyoruz. Hemen tamam, maçta bizim penaltı diye ayağa kalktığımız pozisyonda hakem vara gitmiyor. O Maçtan da. sonra varla orta hakem o pozisyonu konuştu. Bunların şeffaflandırılması lazım. Bütün olay bu. Bir takımında maç içerisinde en az 3 tane pozisyonu isteme hakkı olacak. Ama bir tane pozisyonla değil. Mesela basketbolda ne var? Basketbolda her periyotta bir takımın itiraz etme hakkı var. Her periyotta bir tane itiraz ediyorsun. Doğru. Hani benden doğru var. mi çıktı senden mi çıktı top muhabbeti? Tamam mı? Burada da bir takım üç tane. Bunları yap birçok şey yüzde seksen emilir gider. Şimdi Alel bu VAR sistemi dünyada VAR sisteminin gelmesiyle birlikte hata hakemin hata payını yüzde bire kadar falan indirdiler yani. Avrupa'da ben hiç böyle VAR'da bir e görüş ya alışverişi varday, yapıp da hata... Nasıl hata olabilir ya? Ama Alen bütün abi hatalar canım, bizde... Art niyet varsa hata olur. Varda nasıl hata olabilir ya? Varda hata olmaz ki. İşte oluyor. Yani Gördüğün en 28 tane kamera işte. kamerayla çekiyorsun. 28 tane kamerayla çekilen bir yerde eğer ki düzgün, adaletli, hakkaniyetli alın teriyle para kazanmaya gelmiş oturmuş bir adam orada... Nasıl hata yapabilir? Evet abi. Hata yapamaz ya. Teknoloji önünde. Ka Görüntüler önünde. Alev, o an öyle gördüm diyor ya. Hatta ve hatta daha da yukarı çıkıyorum. Bir kat daha yukarı çıkıyorum. Hani diyorlar ya kırmızı kart haricinde karışamaz orta hakeme diye. He. Var. Yok öyle de bir karışır ki. Öyle de bir karışır ki. Kulağına der ki kardeşim 8 numaralı oyuncu şey devamlı de. kendini atıyor yere. Ya da. Tamam mı? Bir daha atarsa yapıştır sarıyı der kulağına. Erket'e denen bir şey Adar var değil mi? Erket'e... Sen orta hakemden kaçırırsın ama adaletli bir adamdan kaçamazsın kardeşim. Bunları yapsınlar. Bir tane bir sorun çıkmaz ya. Futbolda sorun çıkmaz. Ama işte Alen burada soru şu. Bu hakemler üzerinden yaşanan bir teşkilat değil ki. Bu hakemler de kullanılarak ortaya çıkarılan bir senaryo. Hakemler burada başrol değil. Araç tamam, burada araç. Tamam. Ama Sen orada... bu konuşmalar olunca ne olacak? Şimdi sen konuşma diyor, adam araç olamayacak ki. İşte bu konuşmaları yaptırmıyor, gel yani sen gibi doğru yaramıyor. Işte onu yaptırsın diyoruz zaten. İşte ya. adam <laughs> zaten <doğruyu atardın. gülüyor> Çözüm diyorsun, çözüm, çözüm. Ve ve bir çözüm daha. Şimdi var odası nerede? Rivada. Rivada. Kimle kim oynuyor bu akşam? Fenerbahçe, Beşiktaş oynuyor. Bir Fenerbahçeli yönetici, bir Beşiktaşlı yönetici, o hakemlerle oraya oturacak abi bir ondan bir ondan. Hakemin yanına oturacaklar. Karışmayacaklar ama yaşanan konuşmaları duyacaklar abi. Kamerada olsun orada. Çıkar. Kamerada olsun ha kamerada canlı sesli kamera. Hadi abi buyurun alın size çözüm. Bir milyon tane çözüm var Alihan. Yani. Biz beş dakikada bunu ya çıkarıyoruz. Ya sen bunu bak ya. iki dakikada bunu beyin jimnastiği yapıyoruz. İki dakikada neler çıkartıyoruz ya. daha neler. Her takımdan birer tane yönetici gitsin Riva'ya otursun. Ya. Her maçta konuşmalar kamera görüntüler hepsi orada olsun. Ya burada istenmiyor. Bak kaos isteniyor. Kaos isteniyor ve devamlı insanlar bir şeyler tartışsın isteniyor ya. Ha bu, bu nedir ya? Her maçta hakem konuşulur mu ya? Konuş ya ben ben kendi takımımın eksiklerini maç sonu konuşamıyorum. Doğru. İnsanlar konuşamıyor. Çünkü onun üzerine geçen bir hakem skandalı var mutlaka. Al şu, şu çıkanlar nedir ya? Burada hani biz bunu konuşuyoruz. Kulüp başkanları ne diyor? Şimdi mesela ben devamlı Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı konuşuluyor Revaş'ta. Babacan öbür takımların başkanları ne yapıyor? Öbür takımın başkanları demiyor mu ki ya? Biz de para harcıyoruz kardeşim kendi yorgunluğumuza göre, kendi yatağımıza göre bir de para harcıyoruz. Biz de kenar süsü kardeşim? Bir de geliyoruz çatır çatır top oynuyoruz. Hep Galatasaray Fener Beşiktaş konuşuluyor. Biz niye konuşmuyoruz? Demiyor mu ya bu başkanlar? Bu başkanlar kulüpler birliği toplantılarına gittiklerinde ne konuşuyorlar ya? Ne istiyorlar? Ne yapıyorlar yani? He? Çok Konuşmuyorlar mı? Demiyorlar mı ki? Ya kardeşim biz geliyoruz çatır çatır sizin 200 milyon euro'lu kurduğunuz takımdan 30 milyonla 20 milyonla böyle takım kurmuşuz. Çatır çatır top oynuyoruz karşınızda. Devamlı sizi kayırıyorlar. Devamlı sizin inisiyatifleriniz var. Atıyorum bunları. Tamam. Biz ne olacağız? Ben bir puanlı küme düşüyorum. Hadi uğraş çıkabilirsen Süper Lig'e. Bir puanlı küme düşüyorsun. 40 sene uğraşıyorsun Süper Lig'e çıkmak Doğru için. Doğru tabii. Doğru tabii. Yani bu Süper Lig'de sadece şampiyonluk mücadelesi ya değil. bu ya. bu acayip bir şey ya. Haftalarda neler Ve oluyor. Ve insanların gibi. susması da çok acayip. Ya yani niye susuyorsunuz? En basiti dersin ki ben kardeşim elimden geleni yaptım. Ben bu sisteme mücadele edemiyorum. Beni azat edin kardeşim dersin. İstifanı koyarsın abi. En azından evet. senin arkandan kimse konuşmaz. Bundan iki sene, üç sene evvel keçiyor. Sayın Saffet Sancaklı Me meclise meclise Olur. yasa getirdiniz. Kim başkan olursa başkan olduğu saatten görevi bırakana kadar ki süre içerisindeki boşlanmaları Sorgul. kendi ödeyecek diye bir Sistemden bahsedildi. Evet. Böyle bir şeyden konuşuldu. Kulüpler yasası. Kulüpler yasası. Neden takipçisi olmuyorsunuz bu işlerin? Bir tane kişi öğren gücü tüzükte değişiklik yaptı o başkan. Öyle hatırlıyorum. Adam ben geldim bu kadar para giderken de bu kadar para kardeşim. Eksi artı. Artı zaten kulübe helal olsun. Zaten bunun için geliyoruz. Eksi de önce birinden karşılıyor Bitti abi. O zaman işte insanlar harcayamazlar. Doğru. Harcayamaz. Doğru. Derken Aa, Yüktepe'de demokrasinin kılıcı var. Ta Aynen. kafayı nerede? Bütün mesele o. Anladın? Bütün mesele o. Evet. <laughs> Merhabalar. Kolay gelsin. beğeniyle izliyorum sizleri demiş. Teşekkür ediyoruz. Eee İyi yayınlar. Kimi beğeniyle izliyorsunuz Bu arkadaşı mı benim arkadaşım benim <laughs> abi. <laughs> i̇yi yayınlar. Evet. Soru da alırsanız harika olacak demiş. Evet, sorular alıyoruz. Haftalardır bek oynayan Barışı santrafora koymuşlar diyor. Baştan geliyoruz. Tamam. Ee, milli takımla ilgili. Tamam. Ee, Nadir Gökhan topumuz, tüfeğimiz ne varsa bütün cephane basketbola diyor. Basketbol var. Evet yani basketbolda şimdi camiada bunu söylüyoruz. Camiadaki birçok elementler, birçok bileşenler e, yenilgiye alıştırıldı. ve Basketbol şimdi revaçta. Evet. Yani 35 puan fark ciddi bir rakam. Evet. bu konuşulmuyor çünkü artık dedik ki bu sezon tamam. Yani gömleği yanlış iliklemeye başladık. Böyle de gitti. Tamam. Ama bundan sonraki her hareket artık listeye yazılacak kesin. Tamam. Yani evet basketbolda da iyi takım kuruldu. İyi transferler yapıldı. İyi bir enerji yakalandı. Özellikle Olimpiević ve futbolcular, basketbolcular ve e, taraftarlar arasında. Sinan Erdem'de de bilet kalmamış Cuma akşamına. Bugün de hele e, güzel bir sonuçla gelirsek Cuma günü tadından yenmez bir maç olacak. Aynen öyle. Evet. Basketbol Bize inşallah zaten... şey Ruh. olur yani hedeflenen yere gider. Hiç olmazsa bu sezonda bu kadar kötü yaşadığımız, geçirdiğimiz sezonda basketbolda kupayla aynen. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Hakan evet. abi iftar demiş. Ee, iftardan sonra da maç var. O yüzden biz e, programı iftardan önce yapalım da evet. 21'de Beşiktaş'ın basketbol maçını takip etme şansı yakalayalım diye biraz erkene çektik. Herkese de hayırlı Zaten iftarlar. Zaten iftara girdiğimiz anda programı bırakıyoruz. Girdik ee, girdik. Evet. İşte 4 dakika 5 dakika var. <laughs> e, Semih de Semih demiş. İsmet Nuhoğlu Galatasaray ile bir arkadaş bu. Semih de Semih. Ha çağrılıp geri gönderilmesi çok yanlış. Ona ben de katılıyorum. Ancak ultra bir futbolcu gibi kuru gürültü çıkarmak ne arkadaş demiş. Yani ultra bir futbolcu gibi kuru gürültü çıkarmıyoruz. Aslında senin de söylediğin gibi temelde bütün gürültünün çıkma sebebi 18 yaşındaki bir oyuncunun gelecek vadeden bir oyuncunun milli takıma çağrılıp ardından yaşadıkları. Ona yaşadıkları ya Burada aslında biz e, toplum olarak son 10 senede birçok şeyin altında birçok şey aradığımızdan Mesela işte menajerlerin tabi menajerler. Şimdi bu da menajerlerle ilgili ciddi problemler var. Doğru. Semin e, X menajere e, menajerin Semin menajerliğini almak istemesi, Semin o menajeri kabul etmemesi, bununla ilgili bir göz dağı mı? Doğru, Yapılan mesela. bu Beşiktaş düşmanlığı mı? Yoksa işte o çocuğun can canuzun için yer açmak mı oraya? Tamam mı? Nedir? Fenerbahçe Trabzon maçında yaşadı. Bak geçen hafta fener Trabzon maçı unutuldu abi. Böyle unutuldu. Şey Onu unutturmak için mi? Bunlar yapılıyor mesela. Tamam mı? Yani bu ola böyle bir olayı çıkarttılar. Aradan dık yımbızı yapıştırdılar abi. Çuvaldızı, iğneyi hopladın. Ba bağırmaya başladık falan filan. Fener Trabzon unutuldu. Ne oluyor abi Fener Trabzon? Ne oldu mevzular? Galatasaray yönetimi bugün bir basın toplantısı düzenleyerek konuları hatırlattı. Şimdi orada da Galatasaray da orayı sıcak tutmaya çalışıyor. Sen yok musun öyle bir beste vardı. Demiş. sen var ya. Öyle. Sen yok musun sen diye bir beste vardı. var vardı. ya sen. Yok değil. değil o değil. Öyle mi? Hangisi o? Bir tane daha öyle var. Mi? Bunu bilmiyorum. Evet devam. Devam ediyorum. Semin ee, Semih'in yerine adam gibi birini oynatsalar eyvallah. Semih yerine e, Enes'i oynatmak kötü niyet. Yani orada Enes'e patates demiş ama Enes de yani o kadar harcanacak bir oyuncu değil. Ya zaten uzak... başta da söyledik arkadaşlar. Montella'nın her gün yani cumartesi e, pazar pazartesi 3 gündür devamlı Semih ile ilgili bir açıklama yapıyor olması zaten olayın vehametini gözler önüne seriyor. Aptallık yani anladın mı yani. Yani Montella'lık da değil olay. Senin de söylediğin gibi başta. Tamam o zaman üstlenmesin Montella'lık değilse. Aynen. Evet, onlar evet. onu. Açık açık şike yapıyorlar. Utan bağırlanma da yok demiş. Ee, sadece hakem değil Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi de yabancı olmalı bu şirketin <laughs> düzeni başka türlü değişmez demiş. Yani öyle bir çökmüş ki sistem halen. Taraftarın yani bu olaylardan sonra artık. Şimdi bir de orada hakemler şunu söylüyorlar: yani, tehlikeli bir boyutta şöyle geliyor. Yani Galatasaraylı oyuncular etrafını sarmış. Çok fazla itiraz ettikleri için. Hep sen söylersin ya programda ya kardeşim itiraz edin mi diye. Demek ki hakemler üzerinde çok etkiliymiş bu. Adam itiraz ettik de baktım çok fazla itiraz ediyorlar diyor. Yüktallas diyor ki ya kardeşim ben size 50 defa söylemedim mi? Hücum oyuncusuna bakmayın. O penaltıyı almak için zaten itiraz edecektir. Siz savunma oyuncusunun reaksiyonlarına bakın diye size kaç defa söyledim diyor. Adam hala daha ben işte o etrafımı sardı. E şimdi bundan sonra olmayan pozisyonlarda da hakemlerin etraf sardığı. Sen çünkü hakemliği bilmiyorsun ki. Yani sen istediği kadar etraf sen de, ne yapıyorsun? Devamlı bu. <laughs> bu ne abi ya? Bu bu ne ne? Gelmeyin <gülüyor> bu. <gülüyor> sen maçı hale buldu. Sen maçı seyretmiyor musun kardeşim? Senin gözün yok mu? Beynin yok mu? Sen karar ver biz. Aslında var zaten yanlış kullanılıyor. Tabii. Var yanlış kullanılıyor. Bizde yanlış kullanılıyor. Var şöyle kullanılmalı. Hakem bu sistemde hakem tembelliğe alıştırılmış. Nasıl o var beni çağırır diyor. Tamam mı? Halbuki sen ya bu penaltı mıydı değil miydi? Tamam mı? Ya ben muallakta kaldım içimde. Vereyim mi vermeyeyim mi? Ya telefon açacaksın. Baba ben geliyorum. Ekrana göndersene bir görüntüyü. Ben seni. Sen talep edeceksin. Tabii. Gitmeyi. Var çağırmayacaksın. Var. Var niye çağır abi? Ben sahanın komutanı benim. Aynen öyle. Var mı hikaye. Ailele. Var beni niye çağırıyor? Ben var'a diyeceğim ki baba şu pozisyonu ben bir seyredeyim be. Ben net göremedim. Bir göreyim diyeceksin. Tamam mı? Böyle kullanılmalı var. Aynen Sen var da adam Orada, istediği o... gibi çağırıyor seni. Ya o beni o... ya Cenk Tosun'un pozisyonuna çağırmadı ya. Çağırmadı. çağırmadı. Sen de hakem olarak talep etmedin ya. O kadar insanlar bağırdı, çağırdı, bilmem ne yaptı. Penaltıya da bakmadı. Galatasaraylı oyuncu Galatasaray Beşiktaş maçında da maçın ilk 5 10 15 bu buralarda en az 3 tane pozisyon var. Ha, Galatasaraylı oyuncunun hepsinden elini kaldırdı. Evet. Adam kafayla uzaklaştırıyor topu Elini kaldırıyorlar evet, abi musun, Hakem bir de durduruyor İki tane pozisyon var öyle biliyor musun Birinde Semih birinde de Masuha Kuydu Yanılmıyorsam e, İkiye bir yakaladılar Tamam mı top taça çıktı bizim toplu çocuk Verdi durdurdu oyunu Bekle bekle dedi attırmadı biliyor musun Oyunu mu benim oyunu mu kesti ya Evet abi. Bunlar halil umutmelerin Var yatacak yeri yok ya Vallahi billahi. E işte geliyor başına olmadı. Benim hatamı geliyor. kesti iki kere ya. Bunlar hep satır aralarında kalıyor. Adama baksana ne demiş ya. Köstebek var. Ya sen Köstebek'i mi soruşturursun, İy araştırırsın Allah'tan burada? Allah'tan var Köstebek ya. Ya böyle bir olaylar nasıl olmuş? Allah Allah bir hakem olarak. Yani o önce kim bu? Deniz Ateş ne kırmızı kart gösteren ya. Vallahi helal olsun ya. Güzel kırmızı yapıştırmış. Evet. <laughs> bravo bravo. Vallahi yani. ya. Yani, ya sen nasıl dersin bunu ya? var. Hocam sırtlan var, sırtlan. Aa, hayret ya. Vallahi helal sen olsun sırtlanlara ya. bakmıyorsun köstebekle. Evet devam Erdem Ulus. Şimdiden ses çıkarmazsan seneye de yerler Kurtlar sofrası demiş. Bence de doğru. Yani önümüzdeki sezon ne olacak lan? Bu şekilde devam edecekse bu, bu sistem önümüzdeki devam edecekse sezonda şimdi Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta aslında çok ciddi bir konu var. 2025'te seçim var. Tamam? Tamam. Şimdi bu 2025'teki seçimde başkan adayları, mevcut başkan hangi stratejiyle sezona girecek abi? Bak bu çok, ya. Bak çok ciddi problemleri var Beşiktaş camiasının ve kimse Beşiktaş tarafından düşünmüyor. Evet. Şimdi hala yine dernekler falanlarla filanlarla derne oturmuşlar, yemek yiyorlar. O onun derneğine çağırıyor, o onu öbürünün derneğe çağırıyor. Yine kulisler başladı. Kimse Beşiktaş'ı düşürmüyor biliyor musun? Bak hiç kimse. Herkes kendi böyle, veriyor. böyle olur mu ya? Bak Beşiktaş'ın çok ciddi sorunları var. Yapılan transferler, yapılamayan transferler, elde kalan futbolcular. Sen şimdi yeni bu yönetim dese ki ya bizim seçilip seçilmeyeceğimiz belli değil. Biz yeni gelen yönetim başka seçildi diyelim. Değil, değil mi? Bunlar hep olası. E biz para harcamayalım. Hayda anladın mı? Yani şimdi Beşiktaş camiasının ee, belli başlı kişileri belli bölgelerde üst akıl olarak toplanması lazım. Kesin. Kesin. Bak, arkadaşlar Beşiktaş'a ayıp ediyorsunuz. Bütün camiaya söylüyorum. Ayıp ediyorsunuz kardeş. Bak Beşiktaş'ta yatıp Beşiktaş'ta kalkan insanlar var. Bunların emeklerine, bunların hayatlarına. Acayip bir yere geldik ya. Acayip bir yere geldik yani bir sürü konuşan neler konuşuluyor camiada var ya bir çıkıyorsun abi Aksaballı telefon bin tane yerden telefon geliyor Doğru. o öyle dedi bu böyle dedi bu bununla yemek yiyor bu ona hazırlanıyor öbürü bir ya tamam da arkadaşlar ya yönetim dese ki şimdi Hasan ara çıksa dese ki ya arkadaşlar biz şimdi sezon başlıyor Ağustos'ta e, biz buna göre yapılan yapacağız ama e, Mart'ta da seçim var biz açılmak istemiyoruz. Zaten kota gelecektir. Yani bu bir sürü boşlanmalar var. Dokuz katrına çıktı para eski parayla yani. E zaten böyle Nasıl var. yapacağız? Bir de böyle bir sistem var. Karşında varsa. da böyle büyük bir cepheli bir sistem var. Hangi biriyle mücadele edeceksin? Ali yani şimdi burada Fenerbahçe cephesi, Galatasaray cephesi aleyhine çıkan görüntüler sonrasında böyle bir tepki gösteriyor. Sonra Fenerbahçe ile ilgili çıkıp Galatasaray bir şeyler diyor. E ama asıl mağdur burada Beşiktaş değil mi? Yani birbirinden daha fazla e, kayırılıyor olabilir, adaletsizlikten birbirinden daha fazla avantaj yakalıyor olabilir ama burada paramparça edilen Beşiktaş yıllarca. Bak, Sergen Yalçın'la olduğumuz, şampiyon olduğumuz sene bir puan, bir golle şampiyon olduk. Bir gol. Evet. Aslında tarihteki çok böyle ilk üçe koyabileceğim bir şampiyonluk. Doğru. Neden? Galatasaray ve Fenerbahçe ile çekişiyorsun. Evet. Beşiktaş bir golle şampiyon oluyor. Baktığında sisteme dikilmişsin. Tamam Ama mı? zaten o 7 Çünkü puandan falan geliyor. Çünkü hesapta ne? olmayan maçlar gitti. Bizden de gitti. Onlardan da gitti. Hesapta olmayan maçlar. Ve Galatasaray hesapta yokken potaya girdi. Tabii canım. Son 3 hafta Galatasaray ile oynuyoruz. 7 puan öndeyiz Galatasaray ile. Karagümre'ye inildim. Galatasaray'a inildim. Falan filan. Derken? Sivas... Fener'i yenmese çok başka şeyler olacak. Tabii canım. Ve o şampiyonlukta ya, şampiyon olacak. o çok sisteme şampiyonluk. o sisteme bir golle yani Fenerbahçe'm Galatasaray'ın önünde bir golle şampiyon olmak çok acayip bir şey. Bak çok acayip bir şey. Bu takdir gibi yani yukarıdan gelen bir takdir gibi olmuş yani. Çünkü siz baktığında geç bir şey dönük. Yoksa iş işte avaraja kalmış olsaydı sen olamazdın yani onu söyleyeyim. Avaraja kalmış olsaydı olamazdın. Acayip acayip işler var <laughs> ama dediğimiz gibi e, Beşiktaş'ta e, çok kırılma noktaları evet, var. Evet evet. Camia gereken köşeler var. Nokta. Bu köşeleri yani rüzgar almadan dönmemiz lazım. En ufak rüzgarda tık ...devrilirsin. Doğru. Çünkü e, hem parayla ilgili sorunları var camianın, hem futbolcularla ilgili sorunları var. Hani takımdan ayrılması gerekenler var, takıma gelmesi gerekenler var. Parayla ilgili, bankalarla ilgili problemler var. E, burada Galatasaray, Fenerbahçe, MHK Federasyon bunlar var. Ciddi bir Beşiktaş kulübünün ciddi bir yapılanması lazım. Bir kere kenetlenmesi lazım. Yani toplumsal evet. olarak en evet. başta. Ha diyorum ya üst akıl olarak e, insanların hani ne yapılması lazım? Çünkü bu şimdi Galatasaray'ın 250 milyon euro harcadığı rakamın karşılığı yok. Yok. Fenerbahçe'nin de karşılığı yok. Şampiyon olsa da acaba Tamam mı? Burada şimdi mesela Avrupa Konfederasyon Kupası'nda gidiyor Fenerbahçe. Ne olacağı belli değil ama ligde de bu, bunlar yaşanıyor. Şimdi Konfederasyon Kupası unutuldu, o unutuldu. Şimdi bütün Fenerbahçe, benim bir sürü Fenerli arkadaş var telefonlarına günde 3 tane mesaj geliyor. 2 Nisan'da gelmeyi unutmayın diye kongreye. Abi inanılmaz bir teyakkuz var. İnanılmaz bir teyakkuz var. Bütün kongrelerine telefon gidiyor. Yani ne yani işime seçmenle oyla falan filan diyen adama bile diyor ki gideceğim kardeşim diyor yani. Adam niyetlenmiş yani anladın mı? Ee, değişik şeyler mesela şimdi futbolcular, Fener futbolcular PFDK'ya mı sevk edildi? Ediliyor. Edilmedi daha. Edilemedi daha. Çünkü onu, onu Galatasaray bugün bas toplantısı mesela Zannede. ne bekleniyor mesela? Fener, Fenerbahçe Fenerbahçe cephesi e, yani daha doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu'nun Minimalize ettiği yani 3 futbolcuyu e, profesyonel disiplin kuruluna sevk edeceği yönünde bazı duyumlar aldık diyor. Erden Timur bugün basın toplantısı düzenledi bizim programdan önce. Profesyonel disiplin kuruluna diyor sevk edilmesi gerekir herkesin diyor. Sağ içerisinde sağ daha sonra diyor o sek sonrasında diyor kararı e, tahkim kurulu verir diyor. Ama profesyonel futbol disiplin kurulu olaya karışan herkesi sevk etmekle yükümlü diyor. Şimdi bizim kulağımıza laflar geliyor diyor. İki ya da üç yani Nerede kulağına laf gelecek? Sen açıp soruyorsundur kardeşim. <laughs> kulağına laf gelecek <gülüyor> ya <gülüyor> sevgilerden tümür ya. Yani sen açıyorsundur, soruyorsundur yani. Sana da söylüyorlardır. Kulağına ne gelecek senin yani? Sen... Seçim vardır. şimdi Seçim e. var diyor. Ee, seçimle bu işlerin ne alakası var kardeşim diyor. Yani haksız diyor. Ha haklı. Ya bir kere şimdi Fenerbahçeli futbolcuların hani taraftar sahaya girdikten sonraki konumuyla daha taraflar sahaya girmeden evvelki orada böyle balık tutma malık tutma hareketleri yapanlar var. Evet. bence kavgaya karışanların da, ona zarar şey ceza verilmesi lazım. Doğru. Kavgaya girenlerden Trabzon çok fark Trabzon'a ceza vereceksin. Sahaya bu girdiğin girdiğin 3 maç 5 maç 10 maç neyse oradaki şeye ceza vereceksin. Bizim cezamız budur. Ondan sonra diyeceksin ki bir kere yani e, öyle bir yere geldik ki Maçlar deplasmana yasak hale geldi. Bak. Yarı yarıyalardan yarı yarıyalardan yarı yarı stat yarı yarıyalardan Evet. Trabzon'da biz yarı yarıya ben hatırlıyorum yani yarı yarıya olmasa da üçte e, birini falan aldığımız şeyler var Trabzon'da. Galatasaray öyle, Fenerbahçe öyle bizim Fenerbahçe, Samiyen falan yarı yarıyalardan kalarkalarına geçtik. Kalarkalarından yüzde beşlere geçtik. Yüzde beşlerden gitmemeye geçtik. Evet bu çözüm değil ki ya. Bu, buna bir çözüm olması lazım ya. E futbolu futbol öldürüyorsun ya. E, tabii abi ya. Tüt. Öldürmez misin? Şimdi İsmail Kartal diyor ki adam. Sol tarafta diyor. Ne Ferdi Kadıoğlu diyor. Ne öbür çocuk. Gidemedi diyor. Ya böyle olur mu ya? Olmaz. Bitir abi i̇şte, Halil Umut Meler'e soruyoruz şimdi yani. Sen, sen, Hem Galatasaray maçında. Yani Beşiktaş Galatasaray maçında. Hem de Fenerbahçe Trabzon. Trabzon Fenerbahçe maçında. Yönettiğin mesela Şimdi bu Serkan Çınar'ı çıkarmışlar, öbürünü çıkarmışlar, öbürü konuşuyor, öbürü konuşuyor. Baba bir de bu Halil Umutmeler'i çıkartın, kim ama çıkartıyorsa. Ama Halil Umutmeler çıkacak diyecek ki, ya ben istedim de o bitirmedi. İstifa ben, ediyorum, ben istifa ediyorum diyecek. Bana ya, baskı yap. diyecek. Ha, onu yaparsa yapar, desin, o, o zaman tacı olur. E desin. O, yapamıyor ama, yapamıyor. Yapamıyor. Artık Halil Umutmeler'in hakemlik mesleğine vereceği hiçbir şey yok. Ya dayak yemişsin sen sağda. Halen daha bunun peşinden gidiyorsun hocam. Bak onu övmüyoruz. Hayır övmüyoruz. Yani, Hayır öv yani sen o, öyle bu şey yok. en büyük öyle acıyı şey yok. sen yaşamışsın anlamı da söylüyorum. Ama federasyonun bu adamı günah keçisi ilan edip Ankara Güyü maçında büyük olaylara gebe kalmış bir maçtan sonra adam gözünün morluğu geçer geçmez Galatasaray maçına verilmesi, Üzerine Trabzon Fenerbahçe'ne verilmesi. Zaten başlı başına skandal bir olay, ya. skandal böyle bir şey olabilir mi ya? Ve yani inanılmaz o bak Halil Umut bak ne durum? Cenk Tosun'un penaltısını bir kenara koyun. Galatasaraylı oyuncuların Beşiktaş ceza sahası içerisinde yaşanan karambollerde ellerini kaldırmasına oyunu durduran bir adam Halil Umut ya benim iki tane hatamı kesti ya. Tamam mı? Sen bu hakeme gözlemci, temsilci bu hakeme Galatasaray maçında kaç puan verdi? Kaç puan verdi de? Trabzon geçti, başına. geçti de Trabzon Fener maçına verdiniz kardeşim bu adamı siz. E sen, bu... sen sen şimdi bunu bunu soracaksın. Ali Koç bunu soracak. Hasan Arat bunu soracak. E şimdi bu adı geçen ben de... şimdi Galatasaray Antalya maçında çıkmışlar dün Dallas işte evet. şeye hakeme demiş ki biti e, sen bunu nasıl penaltı verirsin falan. Baba penaltıyı geç. 4 tane oyuncu ceza alması lazım Galatasaray oyuncunun bizim maçta oynamaması lazım. Ya. He? E sen şimdi bunları yalnızca penaltıya bağlı aynı şey gibi yani. Biz Galatasaray-Sivas maçında gol attı Sivas kardeşim bu nasıl e, verilmedi bu gol diye tartışırken Federasyon Başkanı'nın Antep maçında Enkodu'nun kafasını gündeme getirmesi. Tamam mı? <laughs> Bunun gibi bir şey bu şimdi. Ya arada neler var satır tabii, aralarında yani. Tabii. Ya bu en barizleri. Evet yani. final ya Verdem Ulus. Arkadaş da demiş ki e, ben inanmıyorum hakem yaptığı açıklamaları doğru mu kabul ederek değerlendirme yapalım? Açıklamalar bana kılıf uydurmak gibi geliyor. Ne yazık ki güven kalmadı diyor. Resmen bir operasyon var diyor arkadaşım. Bu açıklamalarda ya öyle bir öyle bir ifade kullanıyorlar ki ya şimdi hük kızacak ama diyor. Ya hük kızacak ama bu söylediğime diyor. Ya böyle virtual... Hük, hük kim? Hük. Hük Dallas. <laughs> hük. Adam? hük. Fenerbahçeli hük var. O, evet. Evet. Şimdi bu da diyor ki şeye Tolga Özkalfa'ya şey ee... Dördüncü hakeme yüzünü göreyim diyor. Aç diyor şeyi konferans, yüzünü göreyim diyor yani benle konuşurken gözüne bakacağım diyor yani onun da inancı yok hakemlere. Kardeşim o da bunu biliyor yani. Biz, bunu biz sezon başından beri söylüyoruz. Maçlardan sonra, maçlardan sonra hakemle nasıl ki teknik direktörler yayıncı kuruluşa röportaj vermek zorunda, maçlardan sonra aynı zamanda hakemler de sorulara cevap vermek zorunda evet abi. abi. Niye cevap, neden kaçıyor hakemler? Yönettikleri maçı anlatacaklar kardeşim. Doğru sen gördüğünü çaldıktan sonra zaten sana kimse sen kardeşim nasıl görüyorsun bunu demez ki. Sen verdiğin verilen yani so, e, sual edilen konulara senin verdiğin cevaplar senin göz mimiklerinden yüz mimiklerinden doğru mu yalan mı söylediğini ortaya çıkartır zaten. Evet. Çıksın ha. hakemler konuşsun. Evet. Evet. Abi yedi kule e, zindanları. Zindanları diyor ki çok enteresan bir şey söylüyor. Ne diyor? Basından birilerini tesislere sokmamak yetmez. Sosyal medyada kulüp adına soru alıp cevaplayan aslı astarı olmayan etkileşim tweetleriyle kulübe rahat rahat girenler var. Bu işler kulübe zarar veriyor diyor. Yani e, oluşturduğu suni gündemle prim yapan insanlar kulübe girip çıkıp sanki kulüpte akil kişiymiş, söz sahibiymiş gibi davranıyor diyor. Bu çok önemli bir konu bence. Beşiktaş'ta aslında çok önemli konular var. Var. Kulüp içinde çok önemli konular var. Ee, burada gazete ve gazeteciler, muhabirler ee, tesislere almak almamaktan ziyade ee, yani burada Beşiktaş'ta şimdi mesela mesela Galatasaray Beşiktaş'ı yeniyor. Gazete bir taşla iki kuş diyor. Ha? Evet, bunu diyor. Şimdi geldiğimiz noktada şu var. Argoyla pratik zekayla yakıştırmayla edebiyattaki o devşirmelerle ironilerle yapılanlara eyvallah da burada bir art niyet var. var. Sen şimdi Galatasaraylılığını her yerde öne çıkartıyorsun. Yani medya olarak yani kişi olarak medya mensubu olarak. Bana ben mesela ben şimdi 20 senedir basında bir sürü insan var. Arkadaşlarına da yazıyoruz gidiyoruz geliyoruz. Şimdi hep aynı şey konuşulur. Fenerbahçe maç kazanırsa çok satarız gazeteyi. Beşiktaş kazansa bile satamayız. O yüzden Fener'le Galatasaray... Siz Beşiktaş taraftarı sizin yalanlarınıza... Kardeşim gelmiyor, gelmiyor yani. Gelmiyor. Anladın Gaza gelmiyor yalanlarınızda yani. Ben şimdi kendi gazetem diye söylemiyorum. Ama hakikaten akşam gazetesinin spor servisi... Bak hakikaten ee, bir şeyleri düzgün yapmaya çalışıyor. Elinden geldiğince. Açıyor, soruyor, doğru mudur diyor. Böyle bindir diyor. Biz açıyoruz, soruyoruz. Aa, böyle bir şey yazılacak. Doğru mudur? Doğru mudur? Bak... Çok önemli bir kelime ya. Doğru mudur? Ya. Hani adam oraya şimdi gazete o editörler bilirsen sen de biliriz yani kutu kutu açarlar böyle sayfayı e, haber bir haber 2, haber üç e, baba haber yok ne yazacağız buraya yapıştırı gitsin Yapışın. tamam mı yapmıyor işte onu diyor ki doğru mudur bunu yazacağız ama doğru mu bir sorsana diyor bu çok önemli bir şey en acısı da onun karşılığını alamaması ülkede yani böyle doğru doğru bir yapılanmanın tam karşılığını alamaması e, hiç çalışmadan soru sormadan iftirayla yönetilen yapılar hazırlanan sayfaların da Rekor kırması. Alen teşekkür ediyorum ee, evet. yorumlarınız için. izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ee, Beşiktaş basketbol maçı olduğu için biraz iftar saatiyle e, çakıştık. Ama Alen'in bana yemek sözü var şimdi. Ee, onu... Karnımız <laughs> acıktı <laughs> bizim. bizim. Evet arkadaşlar. El <laughs> iftarlar olsun. Afiyet şeker olsun. Bal olsun. İyi geceler olsun. İyi de maçlar olsun inşallah alır geliriz maçı. Ve gelişmelerle de tekrar birlikte oluruz. Görüşmek üzere.